Evet, emekliler geçinemiyoruz diyor. Gerçekten bu ücretlerle geçinmeleri de bu enflasyonist ortamda pek de mümkün gözükmüyor. İşte bu nedenle kaynaklanan zorluklar sebebiyle bir düzenlemeden bahsediliyor. Peki nasıl bir düzenleme yapılacak diyorduk ki sosyal güvenlik uzmanı sevgili Özgür Kaya ile konuşuyorduk. Ya kafa karışıklığı var dediniz. Özgür Bey bir virgül koyduk. Şimdi biraz o ayrıntıyı bir kez daha izleyicilerimize aktaralım mı? Şimdi kök ücreti 3500 TL olan bir emekli ne kadar maaş alacak? Düzenleme ile birlikte 7500 TL olan ne kadar emekli alacak? Örneklendiriyordunuz. Buyurun sözü size bırakayım. Şimdi Yeşim Hanım, her ne kadar ki açıklamalara baktığımızda aslında bu tebessüm içimizdeki yaranın vermiş olduğu bir tebessüm. Yani sevindiğimiz için değil, üzüldüğümüz için bir tebessüm ediyoruz. Hakikaten tüm vatandaşlar olarak aynı dertten muzdaribiz. Şimdi Yeşim Hanım, şunu ifade edeyim öncelikli olarak. Hükümetin almış olduğu karar gereği bundan önceki yıllarda taban aylık uygulaması 7500 lira şu an 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan. Hükümet henüz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak taban aylık uygulamasını açıklamış değil. Dolayısıyla kamuoyunun önüne atılan rakamlar sadece şu anki sizin haberde de vermiş olduğunuz gibi emeklilerimizi moralini bozan, demoralize eden bir durumla karşı karşıyayız. Esasında hükümetin bir an önce çıkıp taban aylık uygulaması, yani en düşük emekli aylığımızın taban aylığını biz örneğin 10 bin lira mı olacak, 10 bin 500 lira mı olacak, 11 bin ya da 11 bin 500 lira mı olacak, bu rakamın altında emeklimize maaş vermeyeceğiz demiş olsa, bu serzenişlerin ya da moral bozukluğunun yarı yarıya düştüğünü ya da üçte ikisinin ortadan kalktığını göreceğiz. Fakat hükümet burada biraz yavaş davrandı mı desek, yoksa ilgili bakanlıklar bütçe koşulları henüz tam olgunlaştırılmadı noktasından mı kaynaklanıyor? Bunu açıkçası net olarak bilemiyoruz. Ancak burada bir gecikme söz konusu. Bugün nereden bakınız? Ocak ayının 1/3'üne ulaşmış durumdayız. 1/3'ünü eritmiş durumdayız. Bu bakımdan önümüzdeki hafta 17'sinden itibaren normal şartlarda yasa gereği emeklilerimizin maaşları ödenmeye başlanacak. Peki 7500 lira alan emeklimizin taban aylık uygulaması ne olacak sorusunun henüz cevabı verilmiş değil. Bu cevap verilmediği için de ne yazık ki kamuoyunda herkes bu konuyla ilgili farklı yorumlar yapıyor. Kendilerine göre bir takım hesaplamalar yapıyor. İşte 7500 liranın üzerine %37'yi ilave ediyor, 38'i ilave ediyor. Efendim yok refah payı diyor, yok seyyanen zam diyor. Şimdi bakın, refah payı başka bir şey, seyyanen zam başka bir şey, taban aylık uygulaması başka bir şey, bağlanan aylık uygulaması başka bir şey. Bunların hepsinin farklı farklı hesaplama yöntemleri ve anlamları var. Şimdi bu işi işte ekranlara çıkıyor, vatandaş diyor ki seyyanen zam, refah payı, taban aylık, kök ücret vesaire. Kök ücret diye bir şey yoktur, bağlanan aylık vardır. Bir de taban aylık uygulaması vardır. Yani benim maaşım 5000 lira bağlanmış olsa dahi taban aylık uygulamasıyla bunun altında devlet maaş ödemez. Seyyanen zam bir defaya zam döneminin dışında tutulur ya da zam oranının dışında tutulur. Bir kez daha tekrarlayabilir misin? Sesiniz gitti orada. Seyyanen zamdan Seyyanen zam dediğimiz şey, örneğin 7500 lira seyyanen zam verdim dedi hükümet, 1000 lira 8500 lira yaptı. Siz 2024 yılının Temmuz ayına geldiğinizde ya da Haziran ayına geldiğinizde sizin 8500 liradan zam oranınız belirlenmez. Bağlanan aylık 7500 liraysa 7500 liradan, yani seyyanen verilen ayrılır, çıkarılır kenara, temel ücretin yani bağlanan ücretin üzerine zam yapılır. Dolayısıyla bunların hepsinin ayrı ayrı anlamları ve hesaplama yöntemleri vardır. O bakımdan hükümetin bir an önce
işçi ve Bağkur emeklilerine, yani SGK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının enflasyon rakamı olarak gerçekleşen enflasyon rakamı üzerinden mi verilecek? Taban aylık uygulaması ne olacak? Bu iki sorunun cevabını bir an önce verirse, o zaman emeklilerimizin şu an işte sizin mikrofonunuzu attığınızdaki serzenişlerinin de işte ikisini ortadan kaldırmış olacak. O nedenle emeklilerimize ben şunu öneriyorum. Birazcık sabırlı olmakta fayda var. Bu evet, hafta açıklanır ama değil mi Özgür Bey? Yani 17'sinde maaşlar yatacak çünkü. Bugün ayın 9'u. Yani bu hafta içerisinde, hafta sonuna kadar bunun sonuçlanmasını için meclis biliyorsunuz 16'sına kadar tatilde. Meclis 16'sında, yani önümüzdeki hafta salı günü, yani önümüzdeki hafta bugün yasama faaliyetlerine başladığında esasında bu tek madde olarak meclisten geçirilip Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmak suretiyle resmi gazetede yayınlanır ve karara bağlanmış ve 17'sinden itibaren de emeklilerin maaşları normal prosedür gereği tıkır tıkır ödenmeye başlar. Belki bir gün sarkma olabilir mi? Olabilir. O zaman 18'inde başlamış olur. Bu da çok fazla bir önem arz etmez. Bu bakımdan emeklilerimizin biraz daha sabırlı olmalarını, yani şu bir haftayı daha sabırla geçirmelerini ve bundan sonraki süreç içerisinde eğer memur ve memur emeklileriyle asgari ücretler arasındaki makasın kapatılmaya yönelik bir çaba sarf edilmediği ya da yaklaştırma noktasında bir müdahale yapılmadığını görürse, o zaman eleştirilerinde haklıdır. Tabii ki burada Yeşim Hanım, esasında emeklinin maaşının nasıl belirleneceği ya da enflasyon rakamının ne olacağı konusunu bir şekilde değerlendirdik. Fakat esas en önemli temel nokta, buradaki %37'lik ya da %47'lik, %49'luk orandan ziyade esas üzerinde durulup konuşulması gereken, tartışılması gereken ve hassasiyetle üzerine gidilmesi gereken en temel nokta piyasadaki kontrolsüz fiyat artışı. Siz ne kadar 49'da ve 109'da verseniz çok haklısınız. Sizin vermiş olduğunuz bu rakamın bir ay sonra erdiğini gördüğünüz takdirde, o zaman emeklimiz şunu diyecek: benim maaşım yetmiyor. Yetmez. Neden? Çünkü piyasada ne yazık ki ahlaksızlık enflasyonu almış başını gidiyor. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı, yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.